Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir laptopun özellikleri nasıl yükseltilir onu göreceğiz. Ben bu laptopu 2018 yılında oyun amaçlı olarak satın almıştım. Markası Casper Excalibur G850. Bu bir oyun bilgisayarı. 2018 yılında yaklaşık olarak 2000 dolar civarlarındaydı. Bu bilgisayarın özellikleri ise i7 7. nesil işlemciye sahip olması, 16 GB RAM'e sahip olması, 4 GB ekran kartının olması ve depolama hafızası ise 128 GB SSD, 1 TB da HDD. Bilgisayarımı yaklaşık olarak 5-6 yıldır kullanıyorum. Bilgisayarımdan memnunum ama bilgisayarımı yükseltmeye karar verdim. Bunun için bazı malzemeler aldım. Bunlardan bir tanesi 16 GB RAM, 2 TB SSD. Bunun içerisinde arkadaşlar SSD ile birlikte HDD depolama alanları var. İçerisindeki SSD 128 GB, HDD de 1 TB'dı. 128 GB'da ben Windows kurulumunu kurmuştum. 1 TB'da da normal dosyalarımı, verilerimi kaydediyordum. Bunun sebebi ise SSD'nin daha hızlı olması. Eğer SSD ve HDD'yi karşılaştırırsak SSD'nin daha hızlı, sessiz ve daha az enerji harcadığını görürüz. SSD fiziksel olarak flash bellek gibi ama HDD ise fiziksel bir diski var içerisinde ve verileri o diske yazıyor. Tabi SSD'nin arkadaşlar bir dezavantajı var, o da verilerin kaybolma ihtimali var. Yani SSD bozulabilir ama HDD'nin bozulması imkansıza yakın gibi bir şey. Uzun vadeli olarak verilerinizi SSD'de saklamanızı tavsiye etmem. Çünkü SSD'nin bozulma ihtimali daha yüksek. Bir tavsiyede bulunabilirim. Belki bulut teknolojisini kullanarak özel verilerinizi oraya kaydedebilirsiniz, saklayabilirsiniz. HDD teknolojisi biraz eskidiği için insanlar artık SSD'yi tercih ediyor. Ama SSD'nin de bozulabilme ihtimali var arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Bunun içerisinden çıkacak şimdi 1 TB'lık HDD'mi ne yapacağım? Onun için de böyle bir HDD kasası aldım arkadaşlar. Hard disk kasası aldım. Bunun içerisine koyacağım. Aynı zamanda hard diskimi de external, harici olarak kullanabileceğim. Aslında ben bu yükseltme işine ilk olarak neden başladım? Çünkü batarya sorunu yaşamaya başladım. Bataryası bitmişti. Prizden çıkar çıkarmaz laptop kapanıyor. Ve bir de son olarak bir batarya satın aldım arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte bunları montaj edelim. İlk önce bütün vidalarını söküyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir kapak görüyorum. Önce bu kapağı sökeceğim. Ardından bakacağım. Eğer ben bu kapağı söktükten sonra bütün hepsini değiştirebiliyorsam büyük ana kapağı sökmeyeceğim. İlk önce küçük kapağı bir sökelim bakalım. Bu şekilde ince uçlu bir aparat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kapağını çıkarttım. Burada neler gördüğümüze bir bakalım. Bataryası gözüküyor. Çok bariz bir şekilde. Şurada RAM bölgesi var. Şurada arkadaşlar SSD'nin takıldığı yer var. Ama bunların ana kapağın altında olduğunu görüyorum. O yüzden benim bu ana kapağı çıkartmam gerekiyor. Sadece batarya değiştirecek olsaydım ana kapağı çıkartmama gerek kalmayabilirdi. Arkadaşlar anladım ki bataryayı sökmeden bu kapak da çıkmıyor. Bataryayı da söküyorum arkadaşlar şimdi. Yeni bataryayı da Amazon'dan satın aldım. Yaklaşık bir 55-60 euro civarında bulabilirsiniz. Kendi laptopunuzun uyumlu bataryasını bulmak için arkadaşlar şuradaki yazıları okuyun. Bu yazıları aratın ve ona göre arkadaşlar uyumlu bataryanızı bulun. 4 tane vida söktüm arkadaşlar. Şimdi bakıyorum çıkıyor mu? Evet. Bakın batarya çıktı. Dikkat edin arkadaşlar. Eğer çıkmıyorsa bir yerde zorlamayın. Çünkü belki bir vidayı sökmemiş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şuradaki vidayı sökmemişim. O yüzden takılıyormuş. Hemen onu da sökeyim. Siz iyice dikkat edin arkadaşlar sökerken laptopunuzu. Herhangi bir vida kalmış olmasın. Kapağı çıkarttım arkadaşlar. Kolay çıktı. Kapakta bütün vidaların sökülmüş olduğuna dikkat edin. Kapağı açtığınız zaman aşırı bir toz görebilirsiniz laptopunuzun içerisinde. Şu anda benim laptopum temiz çünkü ben bir ay önce açmıştım kapağı. Zaten o sırada ben laptopumu özelliklerini yükseltmeye karar vermiştim. Şimdi bakıyoruz laptopumuzda neler var. Burası HDD'nin hard diskin olduğu yer. Hard disk depolama alanının olduğu yer. Burası da SSD'nin takılı olduğu yer. Şurada RAM'i görüyoruz. Şurada bir soğutucu var, fanlar var.
Soğutucunun altında işlemci var. Burada benim hoparlörüm var. Peki ben bu SSD'yi alırken neye dikkat ettim? Öncelikle SATA olmasına dikkat ettim. Bakın SATA. Burada çünkü SATA soketi var. Benim bu alanı kullanmam gerekiyor. Ama isterseniz siz eğer SSD'niz yoksa normal hard diskiniz durabilir. Depolama olarak kullanırsınız. SSD'nizi de buraya takarsınız. Benim şimdi SSD ve HDD olduğu için ben HDD'nin yerine SSD takıyorum. Ondan dolayı SATA aldım. Bunun arkadaşlar bu şekilde olanları da var. Bu şekilde SATA olanları da var. Şöyle şu başından kaldırıp arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hassas bir şekilde buradan tutup çekin ve hard diskinizi çıkartın. Hard diski çıkarttım. Şimdi bunu da sizinle birlikte açıyorum. Açmamıştım daha önceden. Bu arkadaşlar. Yeni hard diskimiz bu. Aynı şekilde 4 tane vidamız var. Takıyorum arkadaşlar şu şekilde. Fiziksel olarak aynı gözükse de arkadaşlar ikisi de farklı. Bunun içerisinde gerçek bir disk var. Bunun içerisinde ise arkadaşlar devrelerden oluşmuş flash bellek gibi kart var arkadaşlar. Flash bellekten bir fark yok aslında. Şekli bu şekilde de olabiliyor. Bu şekilde de olabiliyor. Belki bunu açsak, kutuyu açsak bunun gibi bir şey çıkacak içerisinde. Bu SSD'yi de arkadaşlar 165 Euro'ya satın aldım Amazon'dan. SSD'mizi taktık arkadaşlar. RAM'de arkadaşlar 16 GB. Burada 16 GB vardı. Bir 16 GB daha aldım. 32 GB'lık bir RAM'im olacak şimdi. Bunu takması da arkadaşlar kolay. RAM'i şuradan şu sarı kısımlarını arkadaşlar tamamen sokuyorsunuz. Soktuktan sonra bu şekilde aşağı bastırıyorsunuz. Burada bakın çentikler var. Çentikler şimdi onu tutacak. Bakın tuttu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bataryayı değiştirmeye geldi. Yeni bataryam bu. Bunu da arkadaşlar kapağı taktıktan sonra oturtturacağız. Çünkü sıralama öyleydi. Şimdi kapağı kapatıyorum. Kapağı kapatırken de arkadaşlar ilk önce şu soketleri sokun. Ondan sonra arkadaşlar çekin. Şu şekilde oturtturdum arkadaşlar. Ve artık tık tık takmaya başladım. Kapağı oturttuktan sonra arkadaşlar bataryamı takabilirim. Şurası arkadaşlar. Bataryanın temas etmesi gereken yer burası. Bataryamı taktım arkadaşlar. Bataryamı taktıktan sonra şimdi vidaları takmaya devam ediyorum. En baştan başladım. Sırayla takıyorum. En son en ortayı takacağım. SSD'yi 165 Euro'ya aldım. RAM'i 50 Euro'ya aldım. Batarya da 50 Euro. HDD kasası 15 Euro. Yaklaşık 280 Euro'luk bir masrafım oldu. Bu özellikteki bir bilgisayar şu anda 2800 dolar civarlarında. Ben bu bilgisayarı 2000 dolar civarlarında almıştım. 280 Euro'luk bir masrafla arkadaşlar yaklaşık 500 dolar kadar karım oldu. İsteyen tabi arkadaşlar bunun içerisinde ekran kartını da değiştirebilir. Ekran kartlarına da baktım. O da 200 euro civarlarında 6 GB'lık, 8 GB'lık ekran kartları da. Tabi ben bunu açtığım zaman ekran kartını göremedim. Büyük ihtimal anakartının altındadır. Ve son olarak da arkadaşlar bu kapağı kapatacağım. Bu da arkadaşlar çentiklerini takıyorsunuz böyle tık tık. Ve çıkmasın diye son iki vidasını da takıyorsunuz. Bilgisayarımız arkadaşlar hazır. Malzemeleri değişti. Şöyle bir bakalım çalışıyor mu? Laptop çalıştı. En azından bataryası çalışıyor. Ekranı da görüntü geldi. Şu şekilde. Ben buna şimdi arkadaşlar yeniden format atacağım. Gerçi içerisinde şu anda Windows yüklü. O 128 GB'lık SSD'nin içerisinde Windows vardı.
Ben ama Windows'u 500 MB'lık bir alana taşımak istiyorum. O yüzden yeniden format atacağım. Evet. Bilgisayarımı açtım arkadaşlar ama burada 2 TB'ı göremiyorum. Şu anda bakıyorum. Bilgisayarımda sağ tıkladım ve yönet diyorum arkadaşlar. Yönet dedikten sonra bu ekranda şu depolama kısmına geliyorum. Disk yönetimi. Bakın şurada. Depolama disk yönetimi. Tamam diyeyim. Bakın burada 2 TB'lık SSD'mizi görüyoruz. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Yeni basit birim diyerek buradan birimlerinizi oluşturabilirsiniz. Ben şöyle diyeyim. 500-500 ayırayım arkadaşlar şurayı. Mesela 500 diyeyim. 500 bin megabayt. Bakın şimdi bilgisayarım içerisinde yeni birim oluşturulmuş olduğu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hard diskini değiştirmek isteyenler için yaptım bu videoyu. Aynı zamanda hard diskinizi değiştirmek isterseniz bu videoya bakabilirsiniz. RAM'inizi değiştirmek isterseniz, bataryanızı değiştirmek isterseniz bu şekilde siz de değiştirebilirsiniz. Şimdi şu hard diskimi kutusuna takayım. Bu şekilde bir kasa aldım. Kasanın yanında kablosu geldi. Bu kablo Type-C modunda. Mavi olması arkadaşlar 3.0 olduğunu gösteriyor. USB 3.0 olduğunu gösteriyor. Bir vida var mı? Yok. Çok basite benziyor arkadaşlar. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Yine bir tane ekstra hard diskim oldu arkadaşlar. Ama bu çok kolay böyle açılıyor, kapanıyor. Bunun bir vidası olsa güzel olurmuş. Vidası yok. Bunu bir deneyeyim şimdi arkadaşlar. Bakalım görecek mi? Yani şunu taktığım zaman çalıştırabilecek mi bunu da? Bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar, hard disk çalıştı. Bunu çıkartmak istediğiniz zaman da şu aşağıda simgeler var sağ alt tarafta. Donanımı güvenli kaldır deyip aygıtınızı çıkartabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.